Allah uzak da yap, kurban olayım uzakta. Benim tane makasım var, küçük makasım, küçük. Bunun adı neydi? Tıraş makinası. Ya sen mi yapacaksın giriş konuşmasını? Herkese merhaba, Berkcan Seçki kanalına hoş geldiniz. Bugün karantina şartlarından dolayı biliyorsunuz ki eve tıkılıp kaldık. Kuaföre bile gidemiyoruz, halimizi görüyorsunuz. Bir aylık sakalım bu benim, saçım sakalım bir ay oldu yani neredeyse kesilmeyeli. O yüzden bugün kasabımız Melisa Hanım dedi ki ben senin saçını keserim dedi. Sordu, kesmişliğin var mı dedim. Dedi ki daha önce dedi kuaförün birinde dedi bir ay bulaşıkçılık yaptım dedi. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin. Nasipte ne varsa olur. İnşallah güzel bir şey. Şimdi ne var kafanda? Bana anlatır mısın? Nasıl bir model düşünüyorsun? Düşünmedim. Ha? Düşünmedim. Allah ne verdiyse yapacağım. Oğlum kurbanlık koyun gibi kırpacaksın mı beni? Önce şuralarını keseceğim. Şu an çok stres oldum ha, gerginim. Şuralarını keseceğim önce. Buralarını. Oraları kaç numara yapacaksın? Şuralarını terzi makasıyla keseceğim. Bir şey olmaz, bunu da atlatırsın sen. Ondan sonra şuralarını da kesin değil mi? Allah düştü. Karlarını böyle kısaltacağım. Öyle. Yalnız full bakım isterim ben. Benim maskemi yapacaksın. Kulakları, burun kılları. Kaşını bile alacağım. Onların hepsi. Seni. Kaşım, maskem, buharım, kremim, balzamım, her şeyi. Ne oldu lan, başladın mı? İnsan bir haber verir. Korkuyorum ben. Dur. Ekipmanlarını tanıt önce. O makası bir gösterir misin? Hangi makasla keseceğini? Terzi makası. Beni keseceği makasa bak ya. Ben çok korkuyorum ya. Dur. Hadi başlıyor musun? Ücret. O da ense şey. Enseyi mi? Tabii ben ense. Ben sakalları kesiyorum sanırım. Hayırlısı. Hadi başlıyor muyuz? Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir kuaförün sırrı vardır. Kuaförün sırrı dayayacaksın kola. Değil mi? Daya bana, öyle kes beni. Anam gidiyor lan saç. Kesiyor mu? Azıcık kesiyor. Gidiyor. Eğleniyorum. Çok iyi. Kaç numaraya vuruyorsun? Fazla bir şey değil, dur. Ama böyle yavaş kesersen 3 gün sürer ha bu. Çözdük artık. O kadar mı iğrenç kesiyor ya? Kamera bir şey söyle, kamera ses ver, kamera. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Çok da korkulan bir şey yokmuş. Gayet güzel kesiyor. Ya kökü bizde değil mi ya? Ya dur, yamuk değil mi? Yamuk kessem ne olur, kızar illaki. Bence Adana'daki hiçbir kuaför bundan sonra beni kabul etmez. Tas koy kafasını, öyle kes, daha rahat kesersin. Ne tası lan, beni fret çakma taş mı yapacaksınız? Tas ne? Tas ne oğlum bu devirde? Ama şey yapman lazım, şöyle önce şuraları belirlemen lazım. Ya sen, ben kendi usulümle yapıyorum ya galiba. Ben de ondan korkuyorum zaten, senin usulünden korkuyorum. Güzel gidiyor mu hani sizce? Ben görmüyorum. Yalnız ben kesilene kadar bakmayacağım, tamam mı? Bitireceksin işini. Ya çok da bir şey değil, Melisa gaza geldi, 3'e vuruyor herhalde sen. Ben üzülüyorum şu an ya. Oğlum kurban bayramı da değil ki bu lan, beni kestiriyorsunuz. Kurban bayramına daha var ya. Öyle ilk defa göstereyim bu saç sıfırla. Vursam bile düzenli. Bana öyle geliyor ki bu saç 3'e doğru gidiyor. Lan 3 kurtarır mı lan? 2 kurtarsa bari. Kankacım yani berber nasılsa da var. Yanlış yapıyorum evden ben. Çıkma. Melisa. Harbi mi diyorsun lan? Sadece alttan yukarı yapıyorum. Bilmiyorum, yazık olacak bir şeyler ama bakayım. Kıydılar lan bana. Sadece niye ensiye kesiyorsun Melisa? Aşağıdan 2 ile girseydin, sonra 3 ile yukarılara girseydin ya. Oğlum ne yapıyorsun? Kabak gibi ettin beni. Dur ya bir dur. Madem böyle oldu, bir Justin Bieber modeli yapalım, ondan sonra düzleyelim. Bu iş var ya, kafaya çizik atmaya doğru gidiyor ha. Kulağımı alma. Kankacım buna yeni saç modeli diyorlar. Saçın her yeri farklı boyut. Allah'tan herkes böyle tıraş oldu bu ay da, oradan yırtarız bari. Kim kesti derlerse kasaba gittim diyeceğim ya. Makineyi kapat. Ya çok yapın. Sallanıyor çünkü. Sallanıyor değil. Çocuğu kurtarmak için yaptınız. Neresi yamuk şimdi bunun? O öldü, o iş öldü bacım, o iş yalan. Berkcan temiz bir üç yapar. Keyfiniz de yerinde ha. Oğlum sorma ya. Harbi keyfiniz çok yerinde. Televizyonda ha. Televizyonda da hiçbir şey yok. Ankacım bol bol senin kanalını izliyoruz ya. Ben mahvettim, bitirdiniz beni ya. Kanal mı kaldı oğlum ortada? Anka, bunu gören bu kanalı palmiye, izler mi? Palmiye modeli bu. Anam burumu çıkıt ama. Bari 2-3 tane tel kalsaydı orada. Bu kuaförün fırçası yok mu ya? Yüzümü fırçalar mısınız? Lan yukarıyı niye kesiyorsun? Termatik o ne lan? O ne? Neyle ki? Permatikle ne yapıyorsun? Anladım, jilet tıraşı. Allah rızası için bir ıslataydın ya. Yakacak şimdi orası. Yanacak var ya, cayır cayır yanacak. Niye bu kadar hassassınız? Çünkü benim bezelim çok hassas. Dur. Bu ensa bacak değil. Kanka bir de bunun şeyi var, kuş cinsi var. Ya Bart Simpson'a mı dön? O neymiş lan öyle? Çekilecek saçım kalmamış. Kızım ıslat ıslat, saçı ıslat. Ya gel ya, yıpranmış saçlara ıslak şey vurulma. Senin hiç saçların yıpranmış. Ya koyun böyle kırpılmaz ya. Koyun böyle. Bütün umutlarım tükendi benim ha. Kardeş bir tane kırbaç getirin, siz de kırbaçlayın tam olsun bari. Bu işkence. Falakaya yatırın, bir de falaka çekin de işkencesi tam olsun. Ya sen hiçbir kuaförün böyle tutup şöyle kestiğini gördün mü? Sunta gibi dümdüz ettin kafanın arkasını.
Hey o niye öyle oldu? Kapısını... Ne diyorsunuz lan siz? Dümdüz kürekle vurulmuş gibi oldu kafanda. Çünkü ölçüp kesmiyorsun. Şöyle tutarsın üstten kesersin. Allah aşkına iki tel de bana kalsın ya. Yıkama seansını ben görmek istiyorum ya. Melisa yıkasın. Vallahi mı? Çöp yükleyerek. Ay. Hani kafaya vura vura yıkıyor ya. Tamam oldu bence. Şak şak şak. Ne oldu bitti mi şimdi yani? Oğlum gülmeyin lan çok. Şu an çok, oğlum çok yukarı gidiyor. Şabi makinayı sıfıra tak. Kafayı kazıyacağız. Tam onu diyecektim. Uç da kurtarmayacak seni artık biliyorsun değil mi? Sakalını kestin mi? Saçı bitirdin sakal kaldı. Lan dur ne yapıyorsun? Oğlum makasla şaka olmaz. Sakalını keseceğim. Makasla. Lan kardeş burayı güzel kestim ha. Ha öteki yerleri kötü mü kestin? Kulağıma dikkat. Oo, çok profesyonel. Natürel mi yapıyor? Abartmayın be. Spreydeki dezenfektan sık 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 çakmağa çak tarakta tarıya tarıya böyle natürel olsun. Oh. Nasıl toplarsın? Kulağıma. Makası gözüme soktu. Ne kulağı? Neşe kulağı olsa. Bir şey söyleyeyim mi? Kazak gitti ya. Yanlış kazak giymişim. Ya kazağı boşver. Benim kafa gitti ya. Oo ya. Yani. Saç gitti kanka. İkiye vuracağız. Sessiz olun. Evde tıraş olmayın diyeceğim. Bitecek ya. Toplayamayız yani. Kafa toplanır mı? Lan nesini toplayacaksın? Ensesini çocuk görmedi. Görse salamıştın. Yerlerde 2 milyon lak gelmezdi. Yani bilmiyorum. O yüzden beni sen rahat rahat kessen ya. Ne lan? Burada saç gelmiyor elime. Burada bir sürü saç geliyor. Moralim bozuldu canım şimdi. Senin mi? Biraz ben bir aynaya bakayım. Kimin morali bozulacak. Kızım biz profesyonel berber miyiz? Bunu sen normal berbere götürsek bu çocuğu kapıdan kova kime gönderdiysen onu... Arkayı elleme daha. Sanki başka saçım yok hep arada. Ne oldu çocuğu? Kanka bir şey diyeyim mi? Palmiyeye çevirdi. Çok profesyonel. Parmak tıraşı yapıyor kankacığım. Allah Allah. Üstten usturayla keseceksin onu böyle parmakla tutup çık çık çık. Kankacığım bence çok güzel kesti üstünü. Üstü çok ideal. Her yer eşit. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten üstü güzel olmadı mı? Saçmalama bir dakika. Nasıl kesmedim üstü? Bitti mi? Hadi kendini görüyorsun. Aynı sabahtan beri bakıyorum. Yalan tuzun. Ve çok buraları kesmedin makineyle. Evet. Hızlı hızlı rütüş yap bakayım Melisa. Bak bak bilek hareketini görüyor musun bak. Evet kat yaptı. İyi de aşağıya da aynı numarayla vurdun yukarıya da aynı numara vuruyorsun kat olmaz ben öyle. Ben öyle yapmadım. Ağacım tas modeliymiş bu. Berçan psikolojini öğrenebilir miyim şu an? Valla ateş bastı bana. Baya hararetliyim şu an. Görmeden ne düşünüyorsun? Saçlar da yoklamadın daha. Saç maç kalmadı gibime geliyor benim. Yani hiç elini bile sürmüyorsun. Niçin? Hiç saç kaldı mı ki? Gözüme kıl değil be. Neye bakayım kime bakayım? Bu gülüş her şeyi anlattı bana tamam. Ben bu gülüşten her şeyi anladım. Yanlar böyle şiş kabar arka çayık gibi düz tepsi. İnşallah ben de gördükten sonra bu kadar şey eğlenmeye devam edebilirsin hani aşkım. Dünya tepsi gibi mi yuvarlak mı demişler ya. Lafa bu açıdan Allah. Bakanlar kafa düz. Bu açıdan bakanlar kafa kocaman. Dakika. Şöyle biraz yapayım da bence. Ama patlayarak yapacağım ha. Şu bir tane var ya. Sen onu bana bırak. Size bir şey anlatacağım. Dur. Ha. Beyefendi. Hastayım ben. Saçımı yıkayacaktı. Nasıl yıkadı biliyor musun? Güzel yıkamışımdır. Eğriliğini düşün. Şöyle yıkadı. Böyle yıkadı. Ama öyle bitlerini öldürüyorum işte. Melisa'nın iddiasına göre saç tıraşı bitti. Yani yıkadıktan sonra da böyle ıslak ıslakla kesmek istiyorum ben. Daha neyini keseceksin? Kesecek bir şey mi kaldı? Hayır, Melisa olsun. Sana da bir soru soracağım. Şaheser'in hakkında ne düşünüyorsun? Şaheser'im hakkında saçını pönledikten sonra yorumlarımı yapacağım. Bu arada iki defa kulağımı kesti, bir defa da makasın ucunu gözüme batırdı. Maskem falan güzel nerede benim? Çok... Yavaş lan! Gardiyanlar, muhafızlar, nöbetçiler! Oldu kanka ya. Yandım komşular yetişin dedim. Yandığımı gören komşular yardıma yetişti arkadaşlar. Saçı da çok maşallah var. Kankacım sesliğin belli bile değil ki adamın saç maşallah. Aslan yelesini. Kanka dik dur sen dik dur. Ha, tam orada kes kanka çünkü Berkcan'ın ense plato gibi. 4-5 kere sen saçını kesmiş olsan, tek kullandığı modele alışmış olsan. Anladın bana. En kaliteli ekipmanı alırsınız hiç başkasının tıraş bıçağına falan gerek yok. Sen yaparsın. Salak salak konuşma Şamil ya. Vallahi ben makineyi aldım ben sana. Yazık. Allah'ım. 3 numara kullanıyor. Benim teyzem de kuaför diyor ki benim 4 raflı şeyim var. Gelen müşterime göre çıkarırım ben malzemeleri diyor. Maşallah senin saçların sık. Askerde gördünüz mü siz? Tamam. Allah evlerden uzak. Allah illallah. Güzel yaptı lan. Ensen falan çok güzel oldu aslında Berkcan şu an. Yanları çok güzel oldu bence. Mis gibi. Yani yanların çok güzel oldu. Ben abimin saçı, babamın saçını kesin mi evde? Kızların saçını kesmesini biliyor musun? Her şeyi yaparım ben. Kızım o risk ya manyak mısın? Ben keserim. Annem saçını keser. Üstlerinden kesin ama azıcık Deniz. Deniz kötü biliyorsun. Üstleri çok kesmişim ben. Tamam oğlum düzeldi bir şey yok ya. Kalk aynadan bir bak. Kanka Tarkan'ın bir filmi vardı hatırladın mı? Kostor hangisi? Vardı. Şuraları jiletli üstünde böyle bonus saçlı bir çocuk. He. Kameraya bakıp diyor. Şu an olsun.
Teşekkürler. Ama gene iyi kanka. Bundan 5 dakika önce kurttun yani. Kurttun. Tarkan filminde oynayan kurt muydum lan? Arkayı güzel toparladı ama şu an değil mi? Yanları da güzel toparladı, şu üstler işte kötü. Bak kankam öyle tutulmaz. Taçken geçelim. Can bir böyle. Bence siz var ya, her yerini dörde vuracaktı. Benim saçım 8. Ama Deniz'in üstü 4 numara. Yanları mesela 3. Üstü nasıl 4 numara? E tamam o zaman üstü 4'se 4'e vursun. İlk kestiğimde 4 numaraydı üstü. Senin saçın bir de çok ince telli. Seninkinin 8 numarası bak Berkcan'ın 3 numarası seninkinden daha şey gibi duruyor. Kaş göz yapıyorsunuz da kamerada gözükecek bunlar. Berkcan bunu zaten evde günlük kullanım yapacağım için. Ama iyi olur kankam saçların falan. Zaten evdesin bir havasın. Seninki bir evde falan değilim oğlum ben. 2 gün sonra işe başlıyorum. Ne? Deniz'in parmaklar natural 9 numara. Senden hiç haz etmiyorum şu an. Hiçbirinizden haz etmiyorum. Oğlum benim lanetim bu lan. Ben 9 yıldır 3 numarayla geziyorum. Subay tıraşı yaptı ya lan senin. Sen böyle atıyorsun değil mi? Evet. Niye saçın diğer tarafa yatıyor ya gibi? Sen istediğin tarafa atarım ben. Sen yeter ki saçı kurtar. Sen ne tarafa at dersen o tarafa atarım. Evet, bir Kurban Bayramı'nın daha sonuna geldik. Allah da sizi bildiği gibi yapsın. Başka da bir şey demiyorum. Çekme! Çekme! Öyle meğlersin işte. Birazdan ben de onu keseceğim. Meğleteceğim onu. Böyle meğ deyip duracak. En iyisi güzel yapmışsın, hiç kusura bakma. Ya nakarı da Allah'a. Duş aldım ya ondan. Bir insan maymuna nasıl dönüştürülür adlı videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bence iyi oldu, güzel oldu. Kurtardık sonra saçı. Saçımı da yıkadım. Daha tam böyle fönleyip şekil de vermedim. Çünkü şekil verilecek seviyede mi onu da bilmiyorum da. Bir insana nasıl kıyılır? Hep beraber gördünüz. Böyle kullanacağız artık bir müddet. Fena da olmadı yani. Kullanılmayacak kadar da kötü değil bence. Katilim şu anda kendisi yanımda duruyor. Sizsiz olun, kuaförünüzden başkasına kestirirken saçı 3-5 defa düşünün. Benim düştüğüm hataya düşmeyin. Güvendiğiniz, bildiğiniz birisine tıraş olun mutlaka. Bu hale gelmeyin, size de kıymasınlar. Ben niye dönüyorum? Kamerayı döndürsen oğlum etrafımda. Nasıl kıydılar bu genç oğlana? Bildiğin kuzu çevirme yaptılar beni. O kadar dedim, benim haşlamam daha güzel olur dedim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca diğer videolarımıza bu taraftan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmak için de bu tarafa tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Katil burada. Saçmalar. Var da böyle çaka. Ha.